Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün canım benim sütlü irmik helvası istedi. Bir aralar yapıyordum. Gene bir deneyeceğim. Şimdi önce tavamızın altını yakıyoruz. Yani yarım çay bardağı kadar sıvıya atıyoruz. Neden? Tereyağını erip yakmasın diye. Şimdi aşağı yukarı 2 yemek kaşığı tereyağı atıyorum ve eritiyorum. Helva bol yağlı güzel olur. Yağımız erimek üzere. Şimdi buna ben bir paket fıstık atıyorum. Yani bu ufak paketler yeterli. Bunu birazcık kavuracağız arkadaşlar. Çok değil. Ben çok kavurmayı sevmiyorum. Zaten pişerken, suyunu çekerken fıstıklar pişecek. Malzemelerim 2 su bardağı irmik. Bunu güzelce karıştırıyoruz ve kavuruyoruz. Helvamız bir yandan kavrulurken ben de içini hazırladım arkadaşlar. İçi dediğim 2 bardak süte 1,5 bardak toz şeker attım. 2'ye 2 diyorlar ama emin olun bu şeker çok fazla geliyor. Sütü bir yarım bardak daha atabilirim. Helvamızı devamlı karıştıracağız arkadaşlar. Altı yanmasın. Rengilenene kadar karıştıracağız. İçimizde sütü attıktan sonra şöyle karıştırıyoruz. Şeker eriyene kadar arkadaşlar. Toplamda 2,5 su bardağı süt, 1,5 bardağı, 1,5 su bardağı şeker kullandım. Helvamız yeteri kadar kavruldu. Şimdi altını kıstım. Yavaş yavaş üstünü veriyorum. Şöyle güzelce karıştıralım. Birbirine girsinler. Topaklar kalmasın arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. İçini çekecek belli eder zaten kendini. Helvamızın durumuna bakalım. Suyunu çekmiş. Altını kapatıyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz arkadaşlar. Güzelce karıştırdıktan sonra üstünü kapatıp yarım saat bir dinlenmeye bırakıyoruz. Helvamız demlendi. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle helvayı bir ayıralım. Arkadaşlar bu helva yapmak aslında o kadar zor bir şey değil. Bütün iş bir kaliteli irmik olacak. İki bunu pişirme ve kavrulma süresi. Pişirme ve kavrulma süresini ayarlarsanız yani kavururken mesela helvayı çok yakmayacaksınız. Az da kavurmayacaksınız. Ama demleme işi mutlaka
Mutlaka yarım saat olacak. Bir de demlemeden evvel bir alt üst yapın. Çünkü bunu sütü varken pişirirken alt taraftakiler üste göre birazcık daha çok pişiyor. O zaman üst taraftakiler biraz kıtırlık alıyor, alt taraftakiler yumuşak kalıyor. Ne yapıyoruz? Demlemeden evvel alıyoruz, bir ters yüz ediyoruz. Kapağını kapatıyoruz, öyle demliyoruz. Şu anda tam kıvamında oldu. Ama derseniz ki ben daha çok dişe gelmesin, o zaman mesela süt miktarını bir yarım bardak daha arttırabilirsiniz. Tamamen sizin elinizde olan bir şey. Yani helva yapmak göründüğü kadar zor değil. Hepimize afiyet olsun arkadaşlar.